Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Ser gerçeklere ulaşsın istiyorsanız, Yaman'ın İkbal ve Zuhal'e unutamayacağı bir ceza vermesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu gösterelim. Ser gerçekleri öğrenince konaktan gidecek mi? Zuhal'in sonu nasıl olacak? Bahçıvan Saren'e anlatmaya çalışacak. Ali ve Kiraz birbirine aşkını söyleyecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde kartlar yeniden dağıtılıyor. Çünkü Yaman artık Ser'e karşı davranışlarını değiştirecek. Hatta Yaman Ser için bambaşka biri olacak. Ayrıca Yaman gerçekleri öğrendiği için soluğu Zuhal'in yanında alacak. Yaman Zuhal'den hesap soracak. Hatta Yaman Zuhal'e neden bu kötülüğü kendilerine yaptığını soracak. Zuhal ise yine yalanlar söyleyip kendisinin suçsuz olduğunu dile getirecek. Hatta Zuhal yine bir yalan söyleyecek. Ama Zuhal söylediği yalanlarla her zaman olduğu gibi başarıya ulaşamayacak. Çünkü Yaman Zuhal'in yalan söylediğinin farkına varacak. Ve Yaman Zuhal'e hak ettiği cezayı verecek. Zaten Yaman Zuhal'in bunca kötülüğünden sonra ona haddini bildirmelidir. Çünkü Zuhal Seher'in namus ve onur hakkında iftiralar attı. Bu yüzden Yaman onu cezalandırmadan bırakamaz. Çünkü Zuhal bu kadar kötülükten sonra güzel bir cezayı hak etti. Yaman Zuhal'i konaktan sonsuza kadar kovacak. Zuhal de tamamen Yaman ve Seher'in hayatından çıkacak. Tabi bu yolda İkbal'e hiçbir şey olmayacak. İkbal tüm kötülüklerini Zuhal üzerinden yaptığı için ona zarar gelmeyecek. Tüm suçlamalar ise Zuhal'e kalacak. Böylece Yaman da İkbal'in bir hain olduğunu öğrenemeyecek. Yaman Ziya için İkbal'i affedip ona bir şans verecek. Yani İkbal yine paçayı sıyıracak. Ayrıca Yaman Seher'in masum olduğunu bildiği için dünyası başına yıkılacak. Yaman Seher'e ettiği hakaretleri düşünecek. Ve Seher'e yaptığı psikolojik şiddetten dolayı kendisinden utanacak. Yaman Seher'e yaptıkları için ondan özür dilemek isteyecek. Seher de Yaman'ın kendisinden özür dilemesine çok şaşıracak. Seher Yaman'ın durduk yere kendisinden özür dilemesini anlayamayacak. Ardından Seher gerçekleri ya Zuhal'den öğrenecek ya da Seher Yaman'ın odasında gezinirken sahte belgeleri fark edecek. Seher gerçekleri öğrendiği gibi hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını anlayacak. Seher Yaman'ın kendisini para harcısı olarak gördüğünü öğrenecek. Bu yüzden Seher'in kalbi çok kırılacak. Seher her şeyi öğrendiği için Yaman'dan hesap soracak. Yaman da hata yaptığını söyleyip Seher'den tekrardan özür dileyecek. Seher'in ise kadınlık gururu kırıldığı için onu bağışlamayı belirtecek. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisini iffetsizlikle suçladığını düşünecek. Seher kadınlık gururu ayaklar altına alındığı için bir daha Yaman'ı affetmeyecek. Yaman ise Seher'in kendisini affetmemesi üzerine büyük bir yıkım geçirecek. Yani Seher bu süre içinde çok yıpranacak. Ama Yaman Seher'e kendisini affettirmenin yollarını bulmaya çalışacak. Yaman Yusuf'u kullanarak Ser'e yeniden yakınlaşmayı deneyecek. İlk başlarda Ser Yaman'a bir karşılık vermeyecek. Tabi sonradan Ser Yaman'ın aşk acısına dayanamaz hale gelecek. Bunun sonucunda da Ser Yaman'ı affedecek. Yaman Ser'in kendisini affetmesiyle ikinci bağrını yaşayacak. Yaman ardından Ser'e bir söz verecek. Ve Yaman bir daha asla Ser'i üzmeyeceğini belirtecek. Ser de Yaman'a kavuştuğu için çok mutlu olacak. Seher ve Yaman'ın kavuşmasıyla dünyalar Yusuf'un olacak. Onlar bir araya geldiği için Yusuf'un psikolojisi düzelecek. İkbal'in gerçek yüzü de şimdilik ortaya çıkmayacak. Çünkü İkbal tüm kötülüklerini Zuhal üzerinden yaptı. Bu yüzden Yaman İkbal'in gerçek yüzünü göremeyecek. Artık İkbal Seher'e iftira atmak yerine onu öldürmeye çalışacak. Zuhal konaktan kovulsa bile her zaman Seher'e kötülükler edecek. Onun için Seher'in bu konuda çok dikkatli olması lazım. Ama her şeye rağmen İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Çünkü onun yaptığı hiçbir kötülük yanına kar kalmayacak. İkbal yeniden kötülükler yapıp Seher ve Yaman'ı ayırmak isteyecek. Ama konağın yeni bahçıvanı bunun olmasına izin vermeyecek. Konağın bahçıvanı gerçekleri herkese anlatmaya çalışacak. İkbal ise tam Seher'e zarar verirken bahçıvan yetişecek. Bahçıvan sayesinde Yaman İkbal'in gerçek yüzünü görecek. Sonradan Yaman İkbal'i de cezalandırmak isteyecek. Ama Seher yine buna engel olacak. Seher Yaman'ın katil olmaması için İkbal'i bağışlayacak. Ama Yaman İkbal'i cezalandıracak. İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü için hapse gidecek. Sonunda İkbal sorunu da tamamen çözülmüş olacak. Yani İkbal de hayatı boyunca hapiste yaşamaya mahkum olacak. Ayrıca Seher Yaman'ın geçmişinden kurtulması için her yolu deneyecek.
Bunun üzerine Ser, Yaman'ın geçmişte ne yaşadığını öğrenmeye çalışacak. Ardından Ser, Arif Baba'nın yanına gidecek ve Yaman'ın geçmişte ne yaşadığını öğrenmeye çalışacak. Arif Baba da ilk başlarda gerçekleri anlatmayacak ama sonradan Ser'e gerçekleri anlatacak. Hatta Yaman Vali'nin kardeşi olduğunu da dile getirecek. Ser ilk başlarda bu gerçeğe inanmak istemeyecek. Hatta Ali'nin nasıl olur da Yaman'ın kardeşi olabileceğini düşünecek. Tabi sonradan Arif Baba'nın yardımlarıyla Ser her şeyi öğrenecek. Bu süre zarfında Ali ve Yaman yeniden karşı karşıya gelecek. Ali Yaman'ın açığını bulmaya çalışacak. Yaman da Ali'nin kendisine engel olması üzerine onun sonunu getirmek isteyecek. Arif Baba ve Ser iki kardeş arasındaki bu düşmanlığı bitirmeye çalışacak. Arif Baba ölmeden önce tüm gerçekleri Ali ve Yaman'a anlatacak. Ali ve Yaman da sonunda kardeş olduklarını öğrenecek. İlk başlarda ikisi de birbirlerini kardeş olarak benimsemeyecek. Çünkü ikisi de kardeş olamayacaklarını dile getirecek. Ama Arif Baba onların yola getirecek. Ali, Yaman'ın kardeş olduğunu kabullenmeye başlayacak. Yaman ise şimdilik Ali'yi kardeşi olarak kabullenmeyecek. Çünkü Yaman çocukluğunda olan her şeyin Ali yüzünden olduğunu düşünecek. Bundan dolayı Yaman'ın Ali'ye olan kini iki kat daha artacak. Yaman geçmişte yaşadıklarından dolayı Ali'den intikam almaya çalışacak. Ser ardından Ali ve Yaman'ı bir araya getirecek. Yaman da Ser için Ali'yi kardeşi olarak kabullenecek. İki kardeşin kavuşması tüm ailede bayram havası yaşatacak. Yaman ve Ali'yi artık hiç kimse ayıramayacak. Onların kavuşmasıyla kimse onlara zarar veremeyecek. Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucu Ziya korkularını yenecek. Selim'in yaptıkları kötülükler onun yanında kalmayacak. Yakında Selim'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Seher Selim ile artık yollarını ayıracak ve asla bir daha ona güvenmeyecek. Hatta Seher Selim'i polislere şikayet edecek. Selim de bu olanlardan dolayı Yaman'ı sorumlu tutacak. Bunun üzerine Selim Yaman'ı öldürmek isteyecek. Çünkü hatırlarsanız Selim önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Selim Seher'i kim elimden alırsa onun sonunu getireceğim demişti. Seher'in de Selim'i terk etmesi onda büyük bir travmaya neden olacak. Büyük ihtimalle Selim Seher'i kaçırma girişimlerinde bulunacak. Yaman ise Selim'in gerçek yüzünü gördüğünden onun peşine düşecek. Yaman böylece Seher'i Selim'in elinden kurtarmış olacak. Selim de Yaman'ın yaptıklarına dayanamayıp onu silahla vuracak. Ama Yaman ölmeyip kurtulacak. Polisler de Selim'i tutuklayıp hapse atacak. Selim tutuklandıktan sonra çıldıracak. Ardından Selim intihar etmeye çalışacak. Bunun sonucunda da Selim ölerek diziye veda edecek. Böylece Selim davası sonsuza dek kapanmış olacak. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Kiraz Ali'ye aşık olduğunu anlayacak. Ali ise Kiraz'ın hareketlerinden kendisine aşık olduğunu anlayacak. Ali'nin bu aşkı görmesi onda büyük bir sevinç yaşatacak. Ali, Kiraz'ın boş bir anını kollayıp ona evlenme teklifinde bulunacak. Ve onu çok sevdiğini dile getirecek. Kiraz bu evlenme teklifini geri çevirecek. Çünkü Kiraz Sultanala'dan çekinecek. Ali ise Sultanala ile konuşup Kiraz ile evleneceğini söyleyecek. Sultanala bu evliliğe karşı çıksa da sonradan bu evliliği onaylayacak. Kiraz bu yaşananların ardından Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Ali ise sevinçten havaları uçacak. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecek. Tabii Kiraz'ın ölme ihtimali bulunmakta. Çünkü Kiraz yine başına büyük belalar açacak. Peki sizce Ser Yaman'a nasıl davranmalı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.